Ana Haber Bülteni Ali Efendioğlu'yla başlıyor. Efendim iyi akşamlar. Türkmen Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Bültene geçmeden önce başlıkları izleyelim. Kerbela şehri insan selinin katılımıyla Tüveriç koşusu merasiminin yerine getirilmesine tanık oldu. İmam Hüseyin'in aleyhisselamın şehadetini anma hazırlıkları için Kerbela'da ve Necef'te yüzlerce sağlık birimi konuşlandırıldı. Sağlık birimleri tüm çabalarını seferber ettiler. Kutsal Kerbela Valiliği Aşure ziyaretine 6.000'i Arap ve yabancı olmak üzere yaklaşık 6 milyon ziyaretçinin katıldığını duyurdu. Bir gün 10 Muharram işte görürsünüz, kalabalık her ikinden fark eder. Ve bu yıl yani emni mevkimiz çok iyiydi. O saha mevkimiz çok iyiydi. Adam yardımlar falan dedi. Ve bu memlekette yani onca şehit verildi. Tuz Hurmatu ilçesinde Muharrem'in 10. gününde güvenlik ve sağlık önlemleri alındı. Kerkük'teki sabahın erken saatlerinde başlayan Muharrem merasimleri, şehitlerin efendisi Hazreti Hüseyin'in şehadetini anmak için çok sayıda Hüseyiniye ve ilin farklı bölgelerindeki camilerde başladı. Yani çocuklara gelse, çocuklar, bas kaçı yer tutan, görürse yüzün kara giyip de, İmam Hüseyin'in alamını kaldırıp da, yemek vezi'li, su vezi'liye, bıga bir keyifli. Telafer ilçesinde çocuklar da Aşura merasimlerine katıldılar. Bir gün Aşura Muharram, tarih istişadı İmam Hüseyin, Karatepe nahyasında. Biz taklid amdı bizde. Her yıl. Diyaleli'nin Karatepe kasabasında Muharrem'in 10. gününde merasimler düzenlendi. Dur Hüseyin'imen Şam-ı Şumi'den bir uzun hikayet getirmişem. Kollarımdaki kemci yerleri şahidi şikayet getirmişim. Tekrardan hoş geldiniz. Sayın seyirciler, bültenin başlangıcı ziyaretçi kalabalığının İmam Hüseyin'in şehadetini anmak için Kutsal Kerbela'ya akın etmeye devam eden Aşure ziyareti anmasından olacaktır. Kutsal Kerbela şehri insan selinin katılımıyla Tüveriç koşusu merasiminin yerine getirilmesine tanık oldu. Kalabalık Tüveriç kapısından İmam Hüseyin ve kardeşi El Abbas'ın mezarlarına doğru ilerlediler. Kutsal Kerbela Aşure ziyaretinde yaklaşık 6 milyon ziyaretçinin katıldığı duyuruldu. Kerbela'da bulunan Irakî haber muhabirleri kutsal şehrin siyaha büründüğünü, üzüntü ve kederin hüküm sürdüğünü, tüm yollara yas mevkiplerinin yayıldığını ve güvenlik önlemleri kapsamında tüm illerden ziyaretçi akınına uğradığını ifade etti. ثم قال عباد الله اتقوا الله وكونوا من الدنيا على حذر فإن الدنيا لو بقيت على أحد أو بقي عليها أحد لكان الأنبياء أحق بالبقاء وأولى بالرضا
وعبيد أنتم أقررتم بالطاعة وآمنتم بالرسول. Kerbela ili İmam Hüseyin ve Ehl-i Beyt'inin şehadetleri yıl dönümünü anmak için farklı illerden Iraklıların katıldığı milyonluk bir destana tanık oluyor. Kerbela İl Polisi Komutanı Tümgeneral Ahmet el-Züveyni güvenlik planını korunma sağlamak amacıyla ordu ve polisten güvenlik güçlerini içerdiğini söyledi. Güvenlik ve sağlık önlemlerinin ortasında Kutsal Kerbela şehri Aşura olaylarına ev sahipliği yapıyor. فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اَيُّهَا النَّاسِ اِنْسِبُونِ اَهْلَهِ وَيَضُرُّوا بِهِ مَنْ اِخْتَلَقَهِ وَاِنْ كَذَّبْتُمُونِ فَاِنَّ ف۪يكُمْ مَنْ لَوْ سَأَلْتُمُوهُ عَنْ ذَٰلِكَ İmam Hüseyin aleyhisselam şehadetini anma hazırlıkları için Kerbela'da ve Necef'te yüzlerce sağlık biriminin konuşlandırıldığı, sağlık birimleri tüm çabalarını seferber ettiler. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ameliyat ve Acil Tıp Merkezi Müdürü Fazıl El-Rubeyi, Kerbela'daki aşure ziyareti için tıbbi planın yürürlüğe girdiğini ve yolların tıbbi müfrezelerle kapatılmasını ve bir askeri müfreze oluşturulmasını içerdiğini söyledi. İçişleri ve Savunma Bakanlıkları ile koordineli olarak ameliyathane aşure töreninde tıbbi ve sağlık hizmeti verecek ambulanslar da hazır tutuluyor. Kutsal Kerbela Valiliği aşure ziyaretine 6 bini Arap ve yabancı olmak üzere yaklaşık 6 milyon ziyaretçinin katıldığı duyuruldu. Kerbela Vali Yardımcısı Casim El-Fetlavi, valilik binasında düzenlediği basın toplantısında 5 bin Arap ve yabancı olmak üzere yaklaşık 6 milyon ziyaretçinin katıldığı söyledi. El-Fetlavi, güvenlik ve hizmet planının başarısını teyit ederek aynı zamanda güvenliğin sağlanmasına katılan tüm güvenlik güçlerine ve sağlık personeline teşekkürlerini ifade etti. Aynı bağlamda İmam Hüseyin'in aleyhisselam mezarı basın bürosu 10. Muharrem ziyareti ve acı olayı olan El-Taf Savaşı'nın anılması için yayın yapmak amacıyla farklı medya organlarına bağlı 400'e aşkın medyacının katıldığı duyurdu. Büro Başkanı Akil El-Şerifi, bu sayının Kutsal Muharrem ayının ilk gününden bu yana şu kaydedildiğini belirledi. El-Şerifi yaptığı açıklamasını ekleyerek ayrıca bu kişilerin El-Hüseyin'den aleyhisselamdan gelen enerjiyle donatıldıklarını vurgulayarak basına bağlı olan kişilerin tümü kutsal mezarda bulunan medya bölümüne ait sesli ve görüntülü kameralara ek olarak kutsal mezarın içinde ve dışında konuşlanmış durumdadırlar. Necef'te İmam Hüseyin'in aleyhisselam ve onun şehadetinin yıl dönümü olan Muharrem ayının 10. günü müminlere Emirül Müminin Ali bin Ebi Talib'in Hazreti Aleyhisselam'ın mezarı ziyareti edenlere bir hüzün havası çöktü. Ziyaretçilere yemek sağlamak için destekleyici bir planın gösterilmesi yanı sıra ziyaretçiler için güvenli ve sağlıklı bir atmosfer sağlamaya katkıda bulunan yaz törenlerine ve tüm hizmet dairelerine lojistik destek sağlandığı doğrulandı. Muharrem ayının 10. günü gecesi İmam Musa el-Kazım ve Muhammed el-Cevat'ın aleyhisselam mezarlarının İmam Hüseyin'in faciasından dolayı üzüntülü bir atmosfere olduğu Kutsal Kazimiye'de ihya edildi. Ziyaretçiler, Kazimiye'ye gelen ziyaretçilerin en iyi hizmet sunmak için Hüseyini mevkipler Kazimiye'nin içine ve dışına yayılan sağlık yetkilileri ise tıbbi yönetiler yayılarak ziyaretçilere maske ve dezenfektanlar dağıttı.
Cumhurbaşkanı Berhem Salih, İmam Hüseyin'in aleyhisselam faciasının milletin faciası olduğunu, Aşure destanının zaman ve mekan sınırlarını aştığını söyledi. Cumhurbaşkanı Salih, Aşure vesilesiyle yaptığı konuşmada Irak'ın Eltaf olayını hatırladığını ve ülkenin bir dönüm noktasından geçtiğini, ayrıca kapsamlı reformun yanı sıra yolsuzluğun sona ermesi ve devletin referansının sağlamlaştırılması gerçeğine de sözlerine ekledi. İnne musabel imamül Hüseyin huve musabül umme ve enneni u'azzi şa'benel iraki ve huve yüceddidül velâ'el amîk li rayhâneti Resûlillah. أملا أن نكون جميعا من السائرين على نهجه. لقد تخطت ملحمة عاشوراء بمآثرها حدود الزمان والمكان حتى أضحت وقفة الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء مناسبة حية بيننا بما نستلهمه منها من عبرة وموعظة حسنة. نستذكر ذكرى شهداء الطف هذا العام وبلدنا يمر بمرحلة فاصلة ولحظة وطنية فارقة واستحقاقات ملحة لا تخلو من تحديات جسيمة. إنهاء الفساد وتأمين الحياة الحرة الكريمة وترسيخ مرجعية الدولة المقتدرة بسيادة كاملة تكون مبعث اعتزاز العراقيين وعامل سلام وتعاون وإخاء مع الجميع من أشقائنا وأصدقائنا في المنطقة والعالم. Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Mustafa El-Kazimi, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin ülkedeki güvenlik durumundaki son gelişmeleri ele aldığı bir toplantıya başkanlık etti. Toplantının başında Başbakan El-Kazimi, İmam Hüseyin'in şehadet yıl dönümü vesilesiyle Irak halkına ve tüm İslam alemine taziyelerini ileterek güvenlik güçlerine ziyaretçileri koruma çabalarını yoğunlaştırma yönündeki talimatlar verdi. Parlamento Başkanı Muhammed El-Halbusi de Aşura vesilesiyle Irak halkına ve İslam alemine taziyelerini iletti. Parlamento Başkanı Muhammed El-Halbusi bürosundan yapılan açıklamada İmam Hüseyin'in şehadet yıl dönümü vesilesiyle Irak halkına ve tüm İslam alemine taziyelerini iletti. Kerkük'te sabahın erken saatlerinde başlayan Muharrem merasimleri, şehitlerin efendisi Hazreti Hüseyin'in şehadetini anmak için çok sayıda Hüseyiniye ve ilin farklı bölgelerindeki camilerde başladı. Kerkük'te sabahın erken saatlerinde başlayan Muharrem merasimleri, şehitlerin efendisi Hazreti Hüseyin'in şehadetini anmak için çok sayıda Hüseyiniye ve ilin farklı bölgelerindeki camilerde başladı. Nunca ihtiyacımız var bizim bu vakitte. İki vakıan biz fasidlerin yüzünde durak ayın kan. Fasidi kabul etmeyek. Lennu İmam Hüseyin Ödü dedi. Ma khabeştu eşeren, ve la batıren, ve la mufsiden, ve la zalima. Ve innama khabeştu li talabil ıslah. Yani evvel hedef İmam Hüseyin neydi? Talabil ıslah fi ümmeti ceddi. Benim ümmetim fesede gitti. Fesad iktisadi, fesad siyasi, fesad içtimai. Biz de alam bu musibetteyiz vakan. Muharrem merasimine katılan herkesin güvenliğini korumak için yoğun bir güvenlik önlemleri alındı. Ayrıca gelenlerin sağlığını korumak ve güvence altına almakta Kerkük Sağlık Dairesi'nin rolü oldukça fazlaydı. Farklı ambulansların dağıtıldı. Buradan başlık sağlık diyarı bütün Türk dünyasına. Burada Hüseyin'in mevkif çıktı. Sabah saat 7'den. Hamdolsun.
إجراءات أمنية صحية حبس متوفردي وحسين يعني جماعته حبس ملتزم دل إجراءات تان بوجن دا عينًا باغلرغ إنه قضية الحسينة استرغ ملات خصوصًا جنجلار مس خصوصًا بو كتشيك بالالر باجلر نالر بلسلر إنه حزت زينب بلا بر عاشورا جندا نالر شاكتلر أونن يتشن الله رازوس بس حسينة أم البنين جامع وحسينة أم البنين دا كي بو قرار هر وقت عالم شخر إيل دبونا قاخرغ إنه موكب زنجيل شخر جيجلر كي مواكب إمام حسين المجلس لار قرولو بزم يولمز إن شاء الله بيولدان وزجتش مارخ استرغ بو تماثيله داغن تمثيله Yani bu alem görsün, yenge kıkanlar var. İstirik bu yani vakıat tafı bu aleme görse dağın. Biz her yıl kakar İmam Hüseyin'in hizmetine ve aleme görse dağın ve yenge cillere görse dağın özlerin. Ki biz sinne İmam Hüseyin var, şehit olacak, bugün şehit günüdür. Salahattin iline bağlı Tuz Hurmatu ilçesinde Muharrem'in 10. gününde güvenlik ve sağlık önlemleri alındı. Vatandaşlar ise ilgili kurumlar tarafından alınan güvenlik ve sağlık önlemlerine duydukları güven ve şükranları dile getirdiler. Sabahın erken saatlerinden itibaren Tuz Hurmatu ilçesinin halkı genç, erkek, kadın, çocuk ve yaşlı demeden Muharrem ayının 10. gününde Mevakip Caddesi'nde toplanarak bir araya geldiler. Merasimde Eltaf olayında Şehitler Efendisi Ebu Abdullah el-Hüseyin ve Ehli Beyt'in çektikleri zulüm ve zorluklar anılmaktadır. Bir gün 10 Muharrem dişe görürsünüz. Kalabalık her ikinden fark ederim. Ve bu yıl yani emni mevkimiz çok iyiydi. O saha mevkimiz çok iyiydi. Alem yardımlaştı filan dedi. Ve bu memlekette yani onca şehit verildi. Yani hal gösteriyordu. İmam Hüseyin meselesinde kusur koymaz. Her keşanın bir şehidi var. Her keşanın, her evin bir şehidi var. Vallahi şehitler an, şehitler ailesi hepsi karışımdı bir şey. Hasaten Şehit Ercan Çelebi mesela mevkup kurumlar, bakış kadar mevkup kurumlar. Bir gün tüm Irak milletine, İslam milletine, özellikle Türkmen milletine sonsuz azalarımızı takdim ederek İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın özünün, Ehl-i Beyt'inin şehadeti münasebetiyle işte bizim de büyük dedemiz Gulam-ı Türk'ü İmam Hüseyin'le kan döktü. Ondan kalan mesaj bize bu yola devam etmemiz lazım. Ama buradan onu söylememiz lazım. İmam Hüseyin Aleyhisselam hem ibretti hem abretti. Birinciden ibretti. İbret almak, neye bu insan kanın döktü, neye bu insan Medine Münevvere'den bu kaç kilometreni kesti geldi Kerbela toprağında kanın döktü. İmam Hüseyin'in mebadeği var, bize özellikle bize burada Irak milletine mesajı var. Bu yola devam etmemiz o İmam Hüseyin'in mebadeğine döktüğü kanın sebebi neydi ona iltizam etmemiz. Binlerce insan programlanmış bir organizeye göre ilçede yer alan İmam Ahmet Türbesi'nden doğru farklı bölgelere yürüyerek mevkiplere katılmaktadırlar. Amaç Hazreti Hüseyin'i anmak ve yolunda yürümektir. İlçedeki güvenlik, askeri ve emniyet birimleri, geçiş merkezleri yol boyunca birden fazla noktalarda bulunmaktadırlar. Amaç halkın güvenliğini sağlamak ve korumaktır. Bugün mafarizlerimiz hapsi yani intihar edibler. Aliyat, afat, iade-i mütenekkile. Elhamdülillah ve şükürler. Yani zuvar var, kaste, zaten mutabirin cemaati, yani kama vuranlar. Hepsinin vacibine kalktık elhamdülillah ve şükür. Elhamdülillah ve şükür, yani umur iyiydi, müstakirdi. Kademat tavsı mevcuttu. Tabii bir gün, Aşra Muharrem'di, 10. gün İmam Hüseyin'in ve ashabının şehadet günüydü. Ve bir hazin gündü. Yani bu güne göre gerekim, millet alem hazin olsun. 9 Aşura Muharrem malı tabii gerekim her şeyden evvel ta'kim olsun mesela tebaid olsun velev tebaid de yok dindi tebaid olsun sonra merasim İmam Hüseyin merasimi bes şi'anın döyü şimdi bu burada şi'a da var sünni de var Kürt de var Arap da var nara annel mantaka lem yeteğe Muharrem ayı boyunca Tuz Hurmatu ilçesinde düzenlenen dini merasimlerde halkın güvenliğini güvence altına almak için güvenlik birimleri çaba gösteriyor. Selahattin İl'le bağlı Tuz Hurmatu ilçesinde Muharrem ayının 10. gününde güvenlik ve sağlık önlemleri alındı. Türkmen Uydu kanalı ilçedeki son durumu ve hazırlıkların nasıl geçtiğini ekrana yansıtmak için mahalle ve sokaklarda gece vaktinde tur yaptı. Sabahın erken saatlerinde mevkiplerin hareketini kolaylaştırmak için Mevkipler Caddesi boyunca çeşitli noktalar kuruldu.
بتوجيهات مدير عام دار الصحة صلاح الدين دكتور رائد إبراهيم الجبوري دكتور حسن زين عابدين قائم مقام قضاء الطوس رئيس خلية الأزمة تنسقون من هيئة المواكب دان جميع قوات الأمنية دان بريجي قلنا الحمد لله شكو مفارس زارمز موجودته مفارس ثابت وار متنقلة مزوار زوارة رقابة تعزي الصحة توعية تثقيف بمواكب لها كامل هم كما مطبيلات معقمات كفوف حتى التزام يتسنى إجراءات خلية الأزمة حتى أنبو بسموا بقى انتشار يدب حتى أنبو انتشار يعني أول ما سنبو فترة ده الله أنت سيدا لقاحات عين منافذ لارمز موجودته عينا بس برنجو قلنا إندي كدر يعني ماشي الأمور بس إندي بيقول أعرف برخطة مزور خطة يعني عاشوراء مالا تنسي قولون ده عينا بقيم برتو بلانتيات يابتغ ساعت ونسبح نجاقو أمني ورسة دوزدا وتردغ بتو بلانتا ده يعني بز مديرية شرطة توز فوش طوار السابع قوات الرد السريع الأمن الوطني المرور الاستخبارات هابسو ترضو بتا بلانتا دا طبعا بريانق برخطة أمنية تغ بوليس تارمز التوزيع دا مملكة الشندا طبعا دوزر كي قاطع تغ برقاطع داخل برقاطع ما محمد قاطع داخل قاطع يعني ديغ بثن بازار قاطع بدري شرطة طوزيز مسؤول دوزن اي بيسن برابر بردحاش الشعبي امام احمد قاطع ايضا رد السريع دن حمرابي مركزي يدنجي فوج طبعا قاطع ده مسؤول ده Ve herhangi bir acil duruma karşı ambulanslar ve sağlık personelleri bulunduruldu. Vatandaşlar Türkmen Uydu kanalı aracılığıyla ilgili kurumlar tarafından alınan güvenlik ve sağlık önlemlerine duydukları güven ve şükranları dile getirdiler. Ayrıca düzenli olarak yapılan dini törenlerde sağlık prosedürlerine ve güvenlik talimatlarına uyulmaya özen gösterilmektedir. Sahane cerahatı çok iyiydi. Geldi teftiş ederek kammam girmiş. Elçilik elde dolanırlar. قوات الأمين توقيت برانو هبسو سيطرة قرب لقابلار باغلي بلار والله شو خيد أمني قوات لدو باكت خزمة شوخ تزوار لرا والله إجراءات مزيدي التزامات مزيدي كمام قوردوك شيء يدردك أي يمك وردك شو واخد يمك وردك يعني التزام يدردك هر بشي هر بجهية الحمد لله شو خيدي وقايات مز موجودين عم مشاهدين كمامتان دور بشران تركت مشتق لا تسرى دور دردو خدمelerinde yer yedi. Yok çok iyi demir. Yol keser bizim şu taraftan bu taraftan himaye gönderirdiler. Yemek mahalli iki vacibe. Diyaleli'nin Karatepe kasabasında Muharrem'in 10. gününde merasimler düzenlendi. Aşura merasimi Irak'ın bütün ilçelerinde düzenleniyor. Diyaleli'ne bağlı Karatepe ilçesinde bugün sabah saatlerinde Aşura merasimi düzenlendi. Bu merasime yüzlerce vatandaşlar katıldı. Hüseyin'im ben Şam-ı Şumi'den bir uzun hikaye. Bugün 10 Muharrem tarih istişadı İmam Hüseyin Karatepe nahiyasında. Biz taklid amdı bizde her il tevhid olu muvakib Karatepe'de. Cemiy manatık muvakib yıkışlar. Bir zahf مليوني إلى ساحة التي تخصصته وإقامة شعائر فالحمد لله والشكر جميع مكونات قرطبة موجودة بمواكب ده سبح ارتدان الحمد لله والشكر يردغشن ده بيت الحمد لله عند إتمام إتغمى راسمي والله انفضلنا أهل بيت وبقوات أمنية انفضلنا الحمد لله سلامات جيشت وخطة أمنية ناجحولدو başımız sağ olsun hepimiz inşallah. Bugün inşallah bu aşırı haramdı bitti inşallah. Biz memnunuz. İki Hüseyin'den Zeynep el-Kubra ve Hüseyin Hacı Ali
Hepsi inşallah müşarek ettiler. Güzel merasimiydi. Bugün 10 Muharram'da biz bu millet toplandık. Her il bu vakitteki muazzeleri bu İmam Hüseyin'in kadıyasın. Yani İmam Hüseyin şahıs yığar hep milletler. Emniyet güçleri ise vatandaşları korumak için bütün önlemleri düzenlediler ve hizmet eden ekipler ise o vatandaşlara faaliyetleri sabah saatlerinden başladı. Bak 2000 il oldu, il ve il fazla olur. Muhammed'e salavat Allah'ın berekatı İmam Hüseyin'in şeyinde. Kur'an hissetmirgin. Allah maşallah hademat Muhammed'e salavat berekat Allah berekat veripti İmam Hüseyin'in mevkibine. Hiç kimse birden aciz olmadı. Yani böyle ihtiyacı yolda şarada yerse birden böyle teklesi olsun kızar canına. Şimdi burada Muhammed'e sonra 1000 neferdi. Birbirinden yerir ki anneme kardeştirler. Allah vakil olsun. İnşallah bu kadar ile yevmül kıyamete teki. Yüzlerce vatandaşların katılmasıyla ve emniyet güçlerinin kurmasıyla bugün Aşura merasimi Karatepe ilçesinde düzenlendi. Diyaleli'nden Türkmen AYM'nin Uydu kanalı. Haydar Türk söz. Kerkük Türkmen Yazar ve Edebiyatçılar Örgütü, Türkmen Sivil Toplum Kuruluşları ile Kutsal Muharrem Ayı münasebetiyle ortaklaşa bir şiir akşamı düzenledi. Kerkük Türkmen Yazar ve Edebiyatçılar Birliği Türkmen Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği içinde mübarek Muharrem Ayı münasebetiyle şiir akşamı düzenledi. Bu günler mukaddes günlerde İmam Hüseyin şehit düşmüş. Onun hakkında Ehl-i Beyt'in şehadet günü hatırasında her zaman bir şiir şulanı yaparız. Bizim şairlerimiz haklarında şiir okurlar. Çünkü unutulmayan bir hadisedir. İmam Hüseyin'in devrimi, sevrası bir gün alemde din-i İslam'ını hak et. Şiir akşamında Hazreti Hüseyin'in ve Peygamber Efendimiz'in Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem sevgisini ve karşılaştıkları eltaf olayını anlatan şiir ve horyatlar söylendi. Bu ayda işte bir zulüm, bir kan kılınca kanşar, bir zafer kazanmak bu ayda. Bu ayı anlatmak ne kitaplar, ne iller sığar yani kitaplara, biz bunu istirganladık. Bir mazlumiyet meselesini istirganladım burada. Bizim özellikle de bizim Türkmen milletimiz olduğu zulüm benzetmek olmasın. Keennehu bir vakıa yaşıyor, günde zulüm, günde şehadet. Tümümüzün gevlinde yaşayan bir intikli bir günde, aynı zamanda da bize bir şeref verici bir gündü, kıvanç verici bir gündü. Çünkü hakkını savundu, hakkı savunmak için şehit oldu. Biz de bir gün münasebetiyle Türkmen Edebiyatçılar Örgütü ve Sivil Toplum Örgütleriyle birlikte burada Sivil Toplum Bahçesi'nde güzel bir tören yaptık. Bu münasebeti canlandırmak için tabi konuşmalar ve aynı zamanda şairlerimizin güzel sesleriyle, güzel şiirleriyle canlandırdılar. Hazreti Hüseyin'in yoluna yürümek için insanların yolunu açtılar. Hazreti Hüseyin'in yolunu tutmak için. İmam Hüseyin'in ilkeleri tüm dünyaya büyük bir mesaj taşıdı. Ninova ilinin Telafer ilçesinde Muharrem'in 10. gününde merasimler düzenlendi. Telafer'de Muharrem ayı başlarken ve siyah bayraklar yükselirken bu merasime çocuklar da katılır. Yaşlı insanlara yardımcı olurlar ve yemek içmek ikramiye takdim ederler. Çocuklara gelse, çocuklar, bez kıçı yer tutan, görürse yüzün kara giyip de, İmam Hüseyin'in alamını kaldırıp da, yemek vezzi'li, su vezzi'li, buna bir keyifli bir şeyde, vakal hal terbiyeden geçer, bunların availleri yorulup tözlerine, şecaile bizlik lazım, şecaile uşaklarımız, availler her kişi bu yola, İmam Hüseyin'in yoluna çünkü içinde acır var. Tevap var içinde ila kıyam-ı sa'a bu yol bile karar inşallah. İmam Hüseyin Aleyhisselam geçti alemin şer yanında geç kanında oğunu Hüseyin. Yani indi gelse bak şey küçük uşak. Kondakta da yani çıkardı da bana bezeydi kim ya Hüseyin bu uşak baktı ise yığılardı. Bez Hüseyin adında yığılıyor. Ne iş? Bunda şevk ilahi var.
Çocuklar bu günlerde ahlaki anlar yaşarlar. Çünkü İmam Hüseyin'in aleyhisselamın okulundan hayat ve insani ders öğrenirler. Sabahdan evde geldik, mecmek vazeler yoktu. Ben kıyma, yemek, aş, birinci burgul, İmam Hüseyin aşkına. Geldik kek, şerbet, kek vazeler, burgul, et. Vazeler yok, İmam Hüseyin aşkına. Lebek ya Hüseyin, lebek ya Hüseyin. Aferin, niye gelip size buraya? Hacet ve Zalim'e. Aş, kek, şerbet. Aş yedim, tet yedim, şerbet yedim. Talafar ilçesinden Galip Sto, El Türkmen Uydu kanalı. İmam Hüseyin'in ilkeleri tüm dünyaya büyük bir mesaj taşıdı. Yunova ilinin Talafar ilçesinde Muharrem'in 10. gününde merasimler düzenlendi. Yıllar boyunca Müslümanlar bütün dünya ülkelerinde İmam Hüseyin destanını sağlarlar. Çünkü İmam Hüseyin'in mesajı bütün insanlara zulüm öğünde hakka hak etmektir. İmam Hüseyin'in sevrası 10. günde istişadı. Lakin bu sevra yani hel hasar oldu fakat Kerbala'nın vakıasında o İmam Hüseyin dahi bez istişadı olduğu günde kal tarih cevabı yok. Bel innemâ İmam Hüseyin Aleyhisselam oldu sevrası, sevra alemiyye. Yani yıl ve yıldaki şevkı artıyor. Yani indi gelirse mesela 40 gününe meşeğe, sonrası ise bir yıl ne kadar Kerbala'nın zuvara, seri 5 milyondu, bir yıl çok çoktu. Devresi gelse sorsaydı bir ilke 7 milyondu. O bir şey sorsaydı herkese içinde bir kudra Rabbaniye var, bir felsefe, sır ilahi var. Yani bu ha şevku gün be gün yetişiyor ile adev kabla sadiq. Yani gel bak şimdi yabanda var mevakip, Amerika'da var mevakip, Rusya'da var mevakip. Yani humbuka alemde. Yani absat şey Gandhi'nin deyimi de ile aratta en tekuna muntasırın fe tekuna mazlumen kel Hüseyin. Yani İmam Hüseyin'in mazlum yası. Yani çoğu insan İmam Hüseyin şehit oldu. İmam Hüseyin şehit oldu. Lakin de intisarı dem ala seyf. Her yıl Muharrem ayında İmam Hüseyin'in hak uğruna fedakarlığın ve Yüce Tanrı'nın düz doğru kurduğu yolda yerimek izlerinden herkes bir okul olarak öğrenir. İmam Hüseyin bu sevriye hege yezdin dıddında kalkmayaydı. Bu tüllel mu'minenen kıyamata kim bir mazlum bir zalimin önünde duramazdı. Fahatta geliyse bak duvelil alemde geliyse Gandhi geliyse bazı uzama Hitler, Humsi İmam Hüseyin'in sevrasına işe de eğilipti. Mesela Gandhi deyipti İmam Hüseyin'den ögrendik, neşkil kanımız verruh, ruhumuz verruh intisar eyleruh. Bu Hitler kedalik deydi İmam Hüseyin kimi hege o şeyi olaydı bizim ümmetimizde hum aleme sabır ögredirdi, hum aleme saytırırdı dedi. İmam Hüseyin'in tevrası halid bir tevradı, müteceddit bir tevradı, ruh insaniye kaldırıptı bu tevra, liannehu hedafı bu tevranın raf'al mazalim anin nas. Onun üçü görüyse büyük kadad Gandhi اقتداءه بالإمام الحسين عليه السلام وكبار القادات إمام حسين منهج ديري له منهج العدالة ومنهج الحق وبزدخ لازم بيول ديرياخ لأنه بيول ثائر بريول ده قان بريول ده بيول ده انتصار إلى ده قان قلجا إمام حسين عليه السلام إنساني هدف لاره وتاريخه أولايه بتون دنيا يا درستر تلفار الشاسنة غالب ستو El Türkmen Uydu kanalı. Cumhurbaşkanı Salih yaklaşan seçimleri çevreleyen zorlukların küçümsenmemesi gerektiğini vurguladı. Salih seçimlerden önce mevcut endişeleri özenle ve samimi bir ulusal diyalogla ele almanın yanı sıra seçimlerin değişim ve reform için doğru bir yol olacağını umduğunu söyledi. Şimdi de haber başlıklarını hatırlayalım. Kutsal Kerbela şehri insan serinin katılımıyla Tüveriç koşusu merasiminin yerine getirilmesine tanık oldu. Müzik
İmam Hüseyin'in aleyhisselam şehadetinin anma hazırlıkları için Kerbela'da ve Necef'te yüzlerce sağlık birimi konuşlandırıldı. Sağlık birimleri tüm çabalarını seferber ettiler. Kerbela Valiliği Aşura ziyaretine 6000'i Arap ve yabancı olmak üzere yaklaşık 6 milyon ziyaretçinin katıldığını duyurdu. Bir gün 10 Muharram dişe görürsünüz. Kalabalık her ikinden fark eder. Ve bu il yani emni mevkimiz çok iyi. Tuz Hurmaatu ilçesinde Muharrem'in 10. gününde güvenlik ve sağlık önlemleri alındı. Kerkük'te sabahın erken saatlerinde başlayan Muharrem merasimleri şehitlerin efendisi Hazreti Hüseyin'in anmak için çok sayıda Hüseyiniye ve ilin farklı bölgelerindeki camilerde başladı. Çocuklara gelse, çocuklar, bas kaçı yer tutan görürse... Telafari ilçesinde çocuklar da Aşura merasimlerine katıldılar. Bugün Aşura Muharram tarih istişadı İmam Hüseyin Karatepe nahiyasında biz taklid amdı bizde. Diyaleli'nin Karatepe kasabasında Muharrem'in 10. gününde merasimler düzenlendi. Bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Tekrar yarın akşam görüşmek üzere. Hoşça kalın.